sağ olsun. Rahmetli olan depremzedelere, vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Ve tabii yaralı kurtulan kardeşlerimize de, depremzedelerimize de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimize de hem başsağlığı hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz geçen hafta deprem bölgesine gelmiştik. Bu hafta tekrardan ziyarette bulunuyoruz. Dün Hatay'da, Antakya'da ve diğer ilçelerinde ziyaretlerde bulunduk, incelemelerde bulunduk. Bugün Adıyaman'da, Besni'de, Gölbaşı'nda incelemelerimizi, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yarın da Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya'nın depremden etkilenen bölgelerinde ziyaretlerimizi yapacağız. Akşam da gecede Antep'te, Gaziantep'te taziye ziyaretlerinde bulunacağız. Tabii bu ziyaretimizin maksadı hem vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin acılarına ortak olmak, hem başsağlığı dileğimizi, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de bölgede çalışmalarını yürüten yetkililere, ekiplere, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerine desteğimizi bildirmek, bu çalışmalarla ilgili bilgi almak, durumu yerinde incelemek maksadıyla yapıyoruz. Tabii bizler de yeniden Refah Partisi olarak ilk anından itibaren depremin sahada gönüllü olarak bütün teşkilatlarımızla seferber olduk. Bugüne kadar 322 tır yardım malzemesini yeniden Refah Partisi teşkilatları bölgeye ulaştırdı. 212 iş makinası, 62 jeneratör, 436 adet çadır gönderildi. Şu anda da İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş'ta, Konya teşkilatımız da Hatay'da, Hatay'ın Hassa ilçesinde birer çadır kent kurmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bununla beraber ilk günlerden itibaren koordinasyonu sağlayabilmek için Kayseri'de, Mersin'de, Maraş'ta ve Elazığ'da yeniden Refah Partimizin depoları, lojistik merkezleri oluşturuldu. Gelen yardımlar buralarda ihtiyaca göre peyderpey dağıtılmak üzere toplandı. Bu depolarımız da halen hizmete devam ediyor. Yine biraz önce burada da ziyaret ettiğimiz Bursa Teşkilatımızın aşevinde olduğu gibi deprem bölgesinde 7 tane de aşevi kurduk. Bunlar da 2 tanesi Maraş'ta, 1 tanesi burada Adıyaman'da ve toplamda 7 tane aşevi. Günlük 2000 kişiye sabah, öğlen, akşam yemek vermek üzere çalışıyorlar. Ve tabii bütün bunlarla beraber binlerce teşkilat mensubumuz gönüllü olarak ilk günden beri hem arama kurtarmaya destek olmak, hem yardım faaliyetlerine, insani yardımlara destek olmak maksadıyla deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de dün, bugün ve yarın bu incelemelerimizi, bu ziyaretlerimizi yapmak üzere genel başkan yardımcılarımızla, genel sekreterimizle beraber, MKYK üyelerimizle beraber bölgede bulunuyoruz. Bir kez daha hem burada bulunduğumuz Adıyaman'ımıza, hem bütün depremden etkilenen 11'liğimize geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi, bütün milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Allah bununla geçmiş etsin, bir daha böyle acılar inşallah yaşatmasın milletimize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.